Herkese merhaba, Tonguç Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yazılılar için birkaç taktik vereceğim. Sizinkine kaç hafta kaldı bilmiyorum ama bizim yazılarımızın başlamasına 2 hafta kaldı ve bu hafta sonundan itibaren ben de çalışmaya başlayacağım. Ve sizler için de birkaç taktik vermek istedim. Bir de böyle son dakikaya bırakmayı sevenler için ya da buna zorunda kalanlar için bir taktik vereceğim. Yani taktikten ziyade benim yaptığım bir şey tavsiye olarak alabilirsiniz istiyorsanız. İlk olarak biraz yazılı çalışma süresinden bahsetmem gerekirse, şimdi bizim sınavlarımız Kasım'ın ilk haftası başlıyor. Dediğim gibi 2 hafta var ve ben şimdi 2 haftanın başında çalışmaya başlayacağım. Bundan önce yazılılar için özel olarak bir çalışma yapmadım. Ondan öncesinde ama bizim okulumuz çok sıklıkla quiz yapıyor. Biz çalışmak zorunda kalalım ve dersleri salmayalım diye. İşe yarıyor mu? Evet, çok iyi yarıyor. Sizler de kendinize böyle minik quizler yapabilirsiniz. Aynı zamanda ben yazılılara dediğim gibi hani quizler zaten sık sık olduğu için ekstra bir çalışma yapmadım. Çünkü zaten quizde de yazılılardaki aynı konu çıkacak. Quizde çalışmak ve ondan yüksek puan almak mantıklı tabii ki. O yüzden şimdi ilk defa gerçekten ciddi olarak yazılılara çalışmaya başlayacağım. Ayrı ayrı çalışmanız gereken ders sayısı artınca biraz süreden gidiyor yani. O yüzden yani 1,5 hafta, 2 hafta, ben sıkı çalışırım diyorsanız 1 hafta falan ideal bence. Şimdi geçelim maddelerimize. Birinci maddem bir to-do list oluşturma. Şöyle ki yapacağınız her şeyi, büyük küçük her şeyi to-do listinize yazarsanız onları böyle küçük olanları bitirdikçe size motivasyon gelir. Bunu yapma sırası size kalmış. Bize mesela en zoru en başa koyup onu direkt bitirmemizi önermişler. Ama ben mesela minik minik şeylerden başlamayı seviyorum. Çünkü bitirme hissi güzel oluyor bence. Yani bilmiyorum, orası size kalmış. Ama bir to do list yapmanız hem işte gün veya hafta sonunda yaptıklarınızı görmeniz açısından, hem ne yapacağınızı bilmeniz açısından, hem de motivasyon açısından bence güzel bir şey. Şimdi biraz daha ders tavsiyelerine geçeceğim. Ben ilk olarak matematikten başlamak istiyorum. Matematikteki temel kavram bence mantığını anlamak. Yani bir şeyi ezber üzerinden götürürseniz, ki bu matematik gibi mantığa dayalı bir derse, bir yerden sonra gitmez. Yani bilmediğiniz bir soru kalıbında, bilmediğiniz bir problemde takılır kalırsınız. Ama siz mantığını öğrenirseniz, formülünü bilmeseniz bile bir şekilde yaparsınız onu. Bunu nereden biliyorum? Minik bir hikaye anlatacağım size. Şöyle ki ben bir şeyden dolayı bir fizik dersine katılamamıştım. Ve fizik dersinde de işte bu hacmi görüyorduk. Ve hacimin formülünü bilmiyordum. Geçen sene öğrenmiştik ama unuttum yani. Ve bilmiyordum. Ama birkaç ders sonra hoca bir soru sordu, onu çözebildim. Yani burada önemli olan sizin formülü ne kadar bildiğiniz değil. Gördüğünüz bir formülü bilmeden de mantığını kavrarsanız çözüyorsunuz. Fizikten örnek verdim ama zaten şu anki bizim konumuzda, hacimde fizikle matematik aynı. Yani fizikle matematik doğru orantıda gidiyor. O yüzden verilebilir bir örnek bence. Yani benim mantığım hiçbir zaman şey olmadı. İşte formülde x bölü y yazıyor, hemen sayıları ona göre yerleştireyim yapayım. Hayır. Neden sen x'i y'ye bölüyorsun? Onu öğren bence. Ya bilmiyorum, benim öğrenme stratejime bu daha uyuyor. Siz hani diyorsanız ki ben sözelciyim, hani ezberlemeyi severim ve yaparım bunu her soruda, o zaman tabii ki bir sıkıntı olmaz ama bence mantığını kavramanız daha garanti olur. Ve matematikte yapmadığım bir şey ise konu tekrarı. Konu tekrarı yapmak yerine soru çözüyorum. Ama bu şey test kitaplarındaki sorular olmuyor genellikle. Ders kitabımızdaki problemler oluyor. Yani şimdiden açıkçası çok fazla soru çözdüğümü söyleyemeyeceğim ben. Hani genel her ders için, sadece matematik için değil. Ama hani problemler üzerinden gitmek bana daha eğlenceli geliyor. Ve hani sonuçta problemdeki bir şey bilmiyorsam o konuyu bilmediğim içindir. Ve hani onu problemde görmek bende daha uyandırıcı oluyor. Ha bak, bilmiyorsun, hani şunu bir tekrar et oluyorum. Ama en başta konu tekrarı yaparsam bildiğim şeyleri de tekrar etmiş olacağım ve bana bu zaman kaybı gibi geliyor. O yüzden hani ben direkt dan diye soru çözmeye başlıyorum. Ve bunu yaklaşık 3 senedir falan yapıyorum. Dan diye soru çözmeye başlayıp eksiğinizi soruda görmek ve ona göre eksiğinizi tespit edip konuya çalışmak bana daha mantıklı. Aynı zamanda daha hızlı bir yöntem. Yani eğer böyle son dakikaya demeyeyim de son haftaya bırakacaksanız böyle bunu önerebilirim. Şimdi biraz daha fan grubu için olan maddelerime geçeceğim. İlk olarak fizikten başlayayım. Fizik benim şu anda en sevdiğim ikinci ders. Gerçekten çok zevk alarak işliyorum. Müthiş geliyor. O yüzden çalışmakta ertelemediğim bir ders. Çünkü seviyorum ve sevmediğim dersleri hep geri plana atıyorum. Bu yüzden bu biraz sıkıntı. Neyse. Şöyle ki hani ben bu soruyu deney halinde yapsam nasıl yapardım? Bunu düşünürseniz doğru sonuca varıyorsunuz. Biraz daha gerçek hayattan örnekler bulmaya çalışabilirsiniz. Kimyada bol egzersiz alıştırma çözün.
Test sorusu çözmenize çok gerek var mı bilemeyeceğim. Şahsen ben alıştırma soruları çözeceğim yani. Boşluk doldurma gibi. Daha doğrusu boşluk doldurma değil, tablo. Şimdi geçelim biyolojiye. Şimdi söyleyeceğim taktik, yani en azından uyguladığım şey, edebiyatta, biyolojide, kimyada bile, aynı zamanda fizikte, başkan derslerde, tarihte, coğrafyada, onları saydım mı bilmiyorum ama yani sözelinizi kullanabileceğiniz her bir derste, yani ezber yapacağınız her derste işinize yarayacak bir şey. Şöyle ki bir kağıdı alıyorsunuz, tamam mı? İlk olarak konu özetini ya da işte akıl haritası mı yapıyorsunuz? Onu yazacağınız ve ezberlemeniz gereken şeyi yazıyorsunuz. Bakarak yazıyorsunuz. Sonra onu 3 kere okuyorsunuz. 3 kere okuduğunuz zaman diyorsunuz ki işte aklınıza tutmaya çalışarak yapın ama. Sonra ikinci kere yazmaya başlıyorsunuz. Ve ikinci kere yazışınızda da aklınızda kalanları yazıyorsunuz sadece. Ve aklınızda kalmayanları bakıp yazıyorsunuz ama farklı bir renkte. Sanki hani şey değil, hani ay ben bunu unuttum da sınavında yaparım diye değil. Hayır, ben bunu bilmiyorum, şimdi ben bunu renkli kalemle yazacağım ve belirteceğim bilmediğimi. Öyle yazıyorsunuz ve üçüncü kez yazışınızda da bu sefer renkli kalemlerle yazdıklarınız yemin ederim aklınızda kalıyor. Bu taktiği keşfettiğimden beri, yani suyunu çıkarana kadar kullandım bunu her ders için. Diğer bir dersimiz edebiyat. Ya edebiyatla coğrafya ve tarih aslında aynı gibi çalışma metodları. Ama ben mesela hani demiştim ya, kimyada mesela ben daha çok test yerine alıştırma çözüyorum diye. Alıştırma yerine test çözüm bence edebiyatta. Çünkü edebiyat benim için ezberlenmesi zor bir ders. Gerçekten ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmanız testlerden daha kolay. Çünkü alıştırma çözerken konunun çok gereksiz detaylarına inebiliyorsunuz alıştırmalarda. Tarih ve coğrafyaya gelecek olursak, şöyle ki hepimizin o derslerde uyuyası geliyor olabilir. Bazılarınız da çok seviyor olur tabii ki. Benim açıkçası çok az ettiğim dersler değil, sadece öğretmenlerimi seviyorum. Ama hani konunun temeline baktığımızda çok da hoşuma giden dersler değil açıkçası. Verebileceğim bir tavsiye şu ki, derslerde uyumamaya çalışın. Uyumamaya çalışın değil, direkt uyumayın yani lütfen. Ve derse katılın. Çünkü derse katıldıkça böyle hocayla olan göz temasınız bile artıyor ve bu bile bir artı bence. Çünkü bir süre sonra katıldıkça konu hakkında bir fikriniz olmaya başlıyor ve daha da ne denir ona, daha da böyle aktif olasınız geliyor. O yüzden hani yani aktif olmanın bir şeyi de derste anlamak. O yüzden hepsi. Aynı zamanda tarih ve coğrafya için şöyle bir şey diyebilirim. Akıl haritaları oluşturabilirsiniz. Bunu ben 7. sınıftan beri yapıyorum galiba. 6 da olabilir, tam emin değilim. Haritalar şeklinde çizmeye çalışın. Oklar, cümleler, mümkün olduğunca az cümle kurarak genellikle kelimeler, anahtar kelimeler üzerinden gidin. Diyeceğim şeyi, ben 7. sınıfta çok yapıyordum. 8'de yapamadım çünkü denemelerde her ders olduğu için hangi birine yapayım? Şimdi anlatıyorum. Ben şunu öneririm. Eğer mesela matematik gibi bir derste formüllerden gidecekseniz şunu yapın. O konuyla ilgili aklınıza gelip gelebilecek tüm formülleri ezberleyemiyorsanız, ki eğer tüm formülleri ezberlemeye çalışırsanız bu oldukça uzun süren ve zor olur. Ezberleyemediklerinizden atıyorum 5 tanesini seçin. Sınava girmeden göz gezdirin ve unutabileceğiniz tüm formülleri sınav başlamadan kağıdınıza yazın. Böylelikle sorular geldikçe elinizde bir formül olmuş olur, hem de kopya çekmemiş olursunuz. Sonuçta bilgiyi bilerek girdiniz sınava. Bu benim oldukça fazla kullandığım bir taktik. Bilmiyorum bunu söylemek iyi mi ettim, kötü mü ettim ama işinize yarar yani. Ve de eğer okula servisle ya da arabayla gidip geliyorsanız ya da toplu taşımayla, çalışmalarınızı serviste de yapabilirsiniz. Yani servis diyorum, ben servisle gidip geliyorum. Ben çalışmalarımı serviste yapıyorum açıkçası. Ben de biraz son dakikacılardanım şu sıralar. Çünkü çok quiz var, zamanım yok. Neyse, evimde çalışmamı yapıyorum ama böyle esas ezberlemem gereken kısmı servise bırakıyorum. Çünkü yaklaşık 1,5 saatlik bir vaktim var. Ve 1,5 saatte ezberledin. Ezberleyemedin. İngilizceyi bıraktım. Fen zaten kendi beni bıraktı. Yapamadık. Bu mantıkla yapınca çok daha kolay aklımda kalıyor. Yarım saatte ezberlemiş oluyorum gerekenleri. O yüzden böyle aslında son dakikaya bırakmak o kadar da kötü bir şey değil bence. Çünkü panik anında ben daha
etkili ve verimli çalışıyorum sınırlı vaktim olduğunda. O yüzden bu da böyle minik bir dipnot olarak geçsin. Benim tavsiyelerim bu kadardı. Umarım işinize yarar. Bilmiyorum bakalım, bu 2 hafta boyunca bunları uygulayarak çalışacağım. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Bu taktikleri kullanarak yaptığım tüm quizlerim 95 üzeri oldu 102 hesaba vurduğumuzda. O yüzden işe yarıyor bence. Sizlerin de işine yarar umarım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.